Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde çarpan ağacı yöntemi ile pozitif tam sayı asal çarpanlarını ayırmayı öğreneceğiz. Daha önceki derslerde çarpan algoritması yöntemi ile yani yanına bir çizgi çekerek sadece asal sayıları bölerek yapıyorduk. Bir diğer yöntemimiz ki bunu daha az kullanacağız. Çarpan ağacıyla bu ağacın dallarına benzeyen yöntemle çarpan ağacı yöntemi ile asal çarpanlarını bulmaya çalışacağız. Örnekte gördüğünüz gibi 225 2'ye bölünmediği için önce 3'e bölmüş. 3'e böldüğümde 75 geliyor. Eğer 75 3'e bölünmüyor olsaydı 5 ile devam edecekti ama 3'e bölündüğü için devam ettik 3 ile bölmeye. Yani aslında algoritmada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Sadece yanına çizgi çekip yani şu şekilde çizgi çekip 3'e bölüp 75. Bir daha 3'e bölüp 25. Sonra bakın 25 3'e bölünmediği için 5'e bölmüş. 5 geldi. 5'i bir daha bir şeye bölemiyorum. Burada bitiyor. Yani 1 bulana kadar gitmiyoruz burada. Asal olmayan sayılar bitene kadar. 25 asal olmadığı için devam ettik. Sonra bu dalların ucundaki yaprak gibi düşünürsek 3 3 5 5'ten 3 üstü 2, 5 üstü 2 geliyor. Biz algoritmayla da aynısını yapıyorduk. 3 üstü 2 çarpı 5 üstü 2. Aynı şekilde diğer sorularda da yapılmış. Burada 42'nin 2 çarpı 21, işte 21'in 3 çarpı 7 olduğunu görüp aslında böldüğümüzü göstermiş. Bunlar bir nebze daha kolay soru tipleri ama yine de görmemizde fayda var. Alttaki uygulamalarımıza geçelim. Aşağıda verilen çarpan ağaçlarında boş bırakılan yerleri dolduralım ve asal çarpanları belirleyelim. Şimdi 48'i bölen asal sayı kaç var en küçük? 2 var. Yazdım buraya 2 çarpı 24. Sonra 24 hala asal değil. O zaman bir daha 2'ye böldüm. 12. 12 hala asal değil. Bir daha 2'ye böldüm. 6. 6 hala asal değil. Bir 2'ye böldüm. 3. Bu ikisi de asal olduğu için durduk. Çarpanlarımız 48'in çarpanları hemen yanına eşittir olarak belirtelim. Kaç tane 2 var? Bakın bu en alttaki kısımlara bakıyorum. Ortaları yazarsak yanlış olacaktır. 4 tane 2 olduğu için 2 üstü 4 çarpı 3 üstü 1. 72'yi çarpanlarına ayırırsak çift olduğu için 2'ye bölündü 36. Yine çift olduğu için 2'ye bölündü 18. Burada 36'yı 2'ye bölürken yan tarafta bölmenizde fayda var. Ben hızlı hızlı geçiyorum ama siz yaparken emin olmadıktan sonra kafadan işlem yapmayın çocuklar. Sonra 2'ler ve 3'lerden oluştuğu için geldim. 72, 2 üstü 3 çarpı 3 üstü 2. Buradan sonra yine aynı soruları sorabilir bize. Asal çarpanları nedir? 2 ve 3'tür. Üstü gösterişi nedir? 2 üstü 3 çarpı 3 üstü 2 gibi. Mesela 105'te de aynı şekilde böleceğiz. Burada dallanıp budaklanan kısım sol taraf olduğu için 2'ye bölemiyorum. 5 çift değil. 3'e böleceğim. 3'e böldüğümde 35 geliyor. 35 asal sayı olmadığı için 35'te dallar açmaya devam ediyor. Sonra 35 5'e bölünür. 5 kere 7. Demek ki 105 3 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde yazılabilir. En alt dallarımız onlar. Üstüne 1 yazabiliriz. Yazmasak da yanlış değil. Devam edelim bir sonraki sorumuza. Aşağıda verilen çarpan ağaçlarındaki boşlukları dolduralım ve sayıların asal çarpanlarına ayrılmış halini yazalım. Yani üstü gösterimini yapalım. Diyor. 2'yi 196'ya böldük. Mesela böyle yuvarlak sayılara yakın sayıları bölerken şu taktiği yapabilirsiniz. Aslında buna benzer şeyleri biz daha önceki sınıflarda gördük ama hızlanmak adına gösteriyorum bunu. Yoksa normal böleceğiz. 200'e 4'ü bölüyorum. Direkt 200-4 196 olduğu için ikisini de 2'ye böleceğim. Bunu 2'ye bölsem 200'ü kafadan bölmesi kolay 100. 4'ü 2'ye bölmek de kolay 2. 100'den 2 çıktı 98. O zaman 98'dir diyebiliriz. Yok hocam bu zor geliyor bana diyorsanız direkt 196'yı normal bölme işlemiyle bölebiliriz. Bir daha 2'ye böldük. Aynı taktiği kullanabilirsiniz. Mesela 100-2, 50-1, 49 gelebilir. Sonra 7 gelecek. Burada biz asal çarpanlarına ayrılmış halini yazalım. Yani üstü sayı olarak gösterelim dediği için
2 üssü 2 çarpı 7 üssü 2. Bir sonraki sorumuzda da 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. Asal çarpanları bulduk. 3 üssü 2. 2 tane 3 var çünkü. 5 üssü 1 yazabilirim. Yani çarpan algoritmasıyla yaptığımız şeyi çarpan ağacıyla yapıyoruz. Bir sonraki sorudan devam edelim istiyorum. Aşağıda verilen sayıları çarpan ağacı yöntemine göre asal çarpanlarına ayıralım. Çarpan ağacı yöntemine göre yapıyorsak 54'ü parçalamaya başlıyoruz. 54 bu arada asal değil. O yüzden ağaçta asal olan yaprakları ben yuvarlak yapacağım. 54'ü 2'ye böldüm. 27. Bu sayı asal olmadığı için kutu içine aldım. 2'ye bölünür mü 27? Hayır. Çünkü 27 çift sayı değil. 0, 2, 4, 6, 8 ile bitmiyor. O yüzden 3'e bölünür mü diye bakacağız. Bir çarpım tablosundan bildiğimiz 27'nin 3 çarpı 9 olması bize 9'u buldurdu. 9 yine asal sayıdır. Çünkü başka bir sayıya bölünebiliyor. Yine 3'e bölmeye devam ettim. 3. Evet, alttaki yaprakların hepsi asal olduğu vakit duruyorum. Hepsi yuvarlak oldu dikkat ederseniz. Burada 54'ü yazarsak kaç tane 2 var? 1 tane. 2 üstü 1. Çarpı kaç tane 3 var? 3 tane. 3 üstü 3. Cevap bu. Aynı mantık. Yine 30'u dikdörtgen ya da kutu diyelim. Kutu içine alalım. 2'ye böldüm. Asal sayı olduğu için 2. Yuvarlak içine 15 asal olmadığı için kutu içine yazdım. Sonra 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. Bunu da 5'i de asal sayı olarak bulunca duruyoruz. Sonra 30 nedir o zaman? 1 tane 2, 1 tane 3, 1 tane 5. Bunların üstünde gizli birler var. Yazmasak da olabiliyor. Her türlü doğru olacak. 80 asal olmadığı için yine kutu içine aldım. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm. 40'ı 2'ye böldüm 20. 20'yi 2'ye böldüm. 10. Hala şuraları aslında kutu yapmamız lazım. Hızlı yapalım derken gözden kaçırmayacağız. Hala asal sayı elde etmedik en son. Onu da 2'ye böldüm. 5 asal sayımız geliyor. 80 demek ki kaç tane 2 var? 4 tane. 2 üstü 4. 1 tane 5. 2 üstü 4 ve 5 üstü 1'den oluşur. Asal çarpanları nedir 80? 2 ve 5 diyebiliriz. Devam edelim bir sonraki sorumuzda. Burada söylediğim gibi öncelikli olarak soruları siz çözmeye çalışıyorsunuz. Daha sonra çözümü izlerseniz daha yararlı olacaktır. Anlamadığımız yerlerde yararlanırsak kalıcı bir öğrenme sağlarız. Burada çarpan ağacının da iki mesela biz burayı sadece yazıp bırakıyorduk daha öncesinde. Burada devam ettirmiş en aşağıdakileri göstereyim diye. Biz de aynı mantık yapabiliriz. Bazı kitaplarda böyle de görebilirsiniz. İkisi de doğru. 20'yi 2'ye böldüm. 10. 10'u 2'ye böldüm. 5. En alttakiler bizim çarpanlarımız. Yani 2 üstü 3 çarpı 5 üstü 1. 8 kere 5 40. Bakın doğru olup olmadığında en son sağlama olarak yapabilirsiniz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yanda verilen asal çarpan ağacına göre yine harflerle bir işlem var. Sonucunu bulalım diyor. Bu soruyu yaparken yanda verilen asal çarpan ağacına bakıyoruz. İlk önce kaça bölünmüş? 2'ye. O zaman 180'i 2'ye böldüm. A 90 gelir. 90'ı kaça bölersem 45 olur. Ya da 45 çarpı kaç 90? Tersten de düşünebilirsiniz. 2. O zaman B de 2 oldu. 45'i 3'e bölmüş. C o zaman 15 olur. 15'i 3'e bölmüş. D o zaman D o zaman 5 olur. Yanlış yazmayalım. Hepsi dalları çarpan ağacımızı asal sayı olduğunu duruyorduk. İşi bitiriyorduk. Sonra burada A artı C diyor. A ile C'yi yazıyorum. 90 artı 15. Parantez içinde olduğu için öncelikli olarak parantez işlerini yapacağım. Sonra çıkartma işareti şu eksiği aynen yazdım. Daha sonra B artı D'yi yazacağım. B ile D de 2 ile 5'ti. 2 artı 5 yazdık. Sonra işlem önceliğine göre
90 ile 15 toplarsam 105 gelir. 105'ten de 2 ile 5 topladım, 7'yi çıkartıyorum. 105 eksi 7, 98. Doğru cevabımız olacaktır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu sefer çarpan ağacının en alt dallarını vermiş, üstleri soruyor. Biz böyle böyle gidiyorduk. Şimdi çarpa çarpa yukarı çıkacağız. O zaman 5 ve 7 çarpanından oluşan C nedir? 35. 35 ile B'yi çarpıp A'yı bulacağım. B'yi bilmediğime göre 2 ile 5'i çarptım. 10. 10 ile 35'i çarparsam da 10 ile çarpınca bir sıfır ekliyorduk. 350. Sonra yine yerlerine yazıyorum. A 350 aynen yazdım. Eksi parantez B artı C 10 artı 35. Bu sayılar eksili olsaydı mesela karışabiliyordu. O yüzden aynen yazdıktan sonra işlemi yapmak daha kolaylaştırıcı olacaktır. Parantezi toplamadan çıkartıp sonra toplarsak C ile yanlış çıkar. O yüzden önce parantez içini bitiriyorum. 45. Sonra ne oldu sorumuz? 350 eksi 45. Buradan da 305 doğru cevabımız olacaktır. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.